Nihat Uludağ neden yaşanmış? Var mı bilgi? Kim yapmış? Ne olmuş? Semiha, Dedeoğlu ailesinin 7 üyesi maalesef akşam saat 18.50 sıralarında uğradıkları saldırı sonucunda hayatlarını kaybettiler. Aynı aileden 7 kişi: Yaşar, Barış, Metin, Serpil, Serap, İpek ve Sibel Dedeoğlu. Aynı aileye ait 7 kişi evlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu maalesef hayatlarını kaybetti. Olay Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Özşahin sokakta akşam saat 18.50 sıralarında meydana geldi ve olayın ardından evde kısa bir müddet yangınla çıktı. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri ve polis ekipleri gitti ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve eve girildiğinde Dedeoğlu ailesinin 7 üyesinin cansız bedeniyle karşılaştılar ve yapılan ilk soruşturmada, ilk araştırmaya göre iki aile arasındaki husumet nedeniyle bu cinayetin işlendiği tahmin ediliyor ve uzun süredir husumette olan iki ailenin bir kavgası olarak değerlendiriliyor ve şu an için saldırganların kimlikleri tespit edildi diyebiliriz ve saldırganların yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Aynı aileden 7 kişi maalesef hayatını kaybetti. Saldırganlar da Dedeoğlu ailesiyle uzun süredir husumet güden, uzun süredir onlarla aralarında sorun olan başka bir aile grubu olduğu tespit edildi ve Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Nihat Uludağ, saldırganlar dediniz, kaç kişi? Bir de acaba silahla mı öldürülmüş bu 7 kişi? Şu an olay çok yeni Semiha. Aha. Çok sıcak bir olay. Silahla öldürüldüğü değerlendiriliyor. Çok yeni bir olay ve öldürdükten sonra da bu kişilerin evi ateşe verildiği tahmin ediliyor. Ve zanlıların bu Dedeoğlu ailesiyle uzun süredir husumet olan başka bir aile olduğu değerlendiriliyor. Ve o saldırganların da o husumette olan diğer ailenin üyeleri olduğu tahmin ediliyor. Ve bu anlamda da saldırganların sayısı için şu an net bir şey söylemek doğru değil. Hı hı. Ancak şu an polisin elinde saldırganların kimler olabileceği yönde ciddi deliller olduğunu söyleyebiliriz. Ve Nihat Uludağ, nasıl bir husumetse bu, 7 kişiyi öldürüp öldürdükten sonra dahi bu öfke bitmiyor ve bir de ev ateşe veriliyor. Bakalım soruşturmadan neler çıkacak. Evet, çok vahşi bir cinayet diyebiliriz, evet. Semiha. Yani 7 kişi, Dedeoğlu ailesinin üyesi Yaşar, tekrar isimlerini söylemekte fayda var. Yaşar, aha, Barış, Metin, Serpil, Serap ve İpek maalesef hayatını kaybetti ve şu an olay çok sıcak. Olay yeri inceleme ekipleri de olay yerinde çalışmalarını bir yandan da devam ediyor. Soruşturmayı da savcılık şu an olay yerinde, hı hı, ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şu an husumetli olduğu düşünülen ve saldırgan olduğu ve zanlı olduğu düşünülen diğer husumetli ailenin üyelerinde peşinde diyebiliriz. Peki, CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'a çok teşekkür ediyoruz. 7 ölü var Konya'da. İki aile arasındaki husumet diye anlattı Nihat Uludağ ama asıl sebep ne, neden yaşandı? Bu bilinmiyor. Ekipler araştırmasını sürdürüyor.